Sevgili seyirciler merhaba. Rana Küllük ile İşkolik programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Europen İhracat Müdürü Ahmet Kalay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ahmet Kalay ben. Europen İhracat Müdürüyüm. 1986 doğumluyum. Antakya, Hatay doğumluyum. Yurt dışında 16 sene yaşadım. 2009'da Türkiye'ye geldim. Nerede yaşadınız? Ürdün. Çok güzel. Hı hı. Bu işe nasıl başladınız peki? Neden bu sektörü seçtiniz? Benim ilk önce sektörüm farklı aslında. Benim sektörüm otelcilik işletme, turizm otelcilik işletme. Öyle mi? Evet. Ondan sonra Türkiye'ye geldikten sonra, askerliği yaptıktan sonra turizme yöneldim. Baktım bana göre değil. Bu ihracat sektörüne yöneldim. Çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Şimdi European olarak müşterilere profil profil üretiyoruz ve sevk ediyoruz. Ayrıca firmamızda 5 tane fabrikadan oluşmaktadır. Profil, cam, panel, bir de ayrıca hazır doğrama bölümümüz var. Ayrıca şu an Kütahya'da güneş paneli firması kuruyoruz. Çok güzel. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Tamam, teşekkürler. Hizmetlerinizin daha detaylı anlatımını. Şu an biz hazır doğrama sektöründe bayağı güçlüyüz. Avrupa ve Balkanlarda hazır pencere olarak satmaktayız. Ayrıca Orta Doğu Afrika'ya profil sevkiyatı yapıyoruz. Hazır doğrama değil de profil. Çok güzel. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikler sizce neler? İlk önce azim, inanç ve inanmak. En önemlisi bu yani. Çok güzel. Bize geleceğe dair firmanızın veya sizin vizyonunuzdan bahseder misiniz? Benim vizyonum ilk önce kendimi geliştirmek, firmayı geliştirmek ve müşterilere daha iyi hizmet vermek için daha iyi ürün üretmektir. Yani aslında çok güzel hayatta ne istediğinizi fark etmişsiniz. Aynen. Size uygun olmayan bir şeyi yerde... ben müşteriye sunamam. Evet. Açıkçası. Yani turizmle demişsiniz ki hayır bu olmaz. Bana göre mesela değil. Mesela firmada öyle oluyor bazen. Geçtiğim firmalar bana uygun olmadığı sürece istifamı çıkarım mesela. Çok güzel. Çünkü müşteriye hitap etmiyor bazen. Müşteriyi bakıyorum üzüyorlar ben de istifamı çıkıyorum. Sadece müşterinin seçme hakkı yok ki. Yani. Kimler bu mesleği yapmalı sizce? Yapmak için hangi özelliklere sahip olmaları gerekiyor? İlk önce kendini bilen birisi, vizyonu açık olması, gelişmeyi, kendini geliştirmeye isteyen birisi olduğu zaman bu mesleğe yönelmesini isterim. Kendisini bilmesi lazım önce. Hı hı. Ne istediğini bilmesi lazım. Kesinlikle. Son olarak izleyiciye neler söylemek istersiniz? Yani müşterilere ve izleyicilere sunacağım istediği ürünleri, istediği materyalleri doğru yerden, doğru firmalardan alması. Ve istediği her konuda bizimle iletişime geçebilirler. Güvenilirlik tabii ki çok tabii, önemli. Tabii güvenilirlik ve kalite. Tabii. Çünkü bazı firmalarda şu an açıkçası ucuz fiyata kalitesiz ürün gidiyor. Müşteriler de bunu anlamıyor. Aldıkları zaman da sıkıntı yaşıyor. Ondan sonra ürün kötü. Yok Türk yurt dışında özellikle. Yurt dışında Türk malı deyince ucuz mal diye lanse ediliyor. Değil mi? Kötü mal diye lanse ediliyor. Çünkü maalesef bizim Türkiye firmaları ucuz mal diye sunuyor. Üzücü bir şey bu ya. Uzucu. Hem gerçekten temsil olarak hem de... Bize gelince fiyat veriyoruz. Fiyatımıza diyor ki pahalısınız. Pahalı. Türk firmaları daha ucuz. Diyoruz kalite anlamıyor. Bir söz var ya ucuz ürün alacak kadar zengin diyelim. Gerçekten aynen. Öyle. Bir daha alıyorsun. Bir daha alıyorsun. Doğrudur. Onun için seyirciye diyeceğim ucuz diye kanmayın. Kaliteyi de saçmayın. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.